Peki İslam Bey, önümüzde Amerikan seçimleri var, başkan seçimleri var. Öte yandan Evet. Türkiye'nin jeopolitiğine bakacak olursanız, işte takip ediyoruz yani kuzeyde, güneyde, batıda her yerde bir hareketlilik var. Daha hemen köşe başımızda Ermenistan-Azerbaycan çatışması var. Evet. Dolayısıyla döviz kurları noktasında hem dünyada nasıl bir gelişme olur ama aynı zamanda yani bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte belki Joe Biden'ın Amerikan başkanı olmasıyla beraber Türkiye'deki piyasalar nasıl karşılık verir? O konuda nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Ya da Trump'ın devam etmesiyle ne gerçekleşir? Ben Ekim ayı için yatırımcıları, vatandaşlarımızı sosyal medya hesabımdan ya da yorumlarımdan şöyle uyarılarda bulundum. Altının ons fiyatı, altının gram fiyatı, gümüşün ons fiyatı, gümüşün gram fiyatını ayrı ayrı yorumlamak ve değerlendirmek gerekiyor. Eğer altın fiyatlarında bir düşüş beklentimiz varsa bu gram altın TL ile altının ons fiyatını ya da gümüşün ons fiyatındaki değerlendirmeler farklı. Bu haftaki videomda sevgili yatırımcılara şöyle tavsiyelerde bulundum. Yine altının ons fiyatında 1860 dolar seviyesinin destek seviyesi, 1925 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak takip edeceğimi ifade ettim. Özellikle bu ay biz jeopolitik risklere biraz daha odaklanacağımız, hatta dünyada, bütün dünya basınında acaba yeni savaş senaryoları mı konuşuluyor Evet. tarzında söylemlerin çok konuşulacağı bir dönemde olduğumuzu işaret ettim. Ve altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerde iyi bir alım fırsatı ve bu düşüşleri de mutlaka alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini ifade ettim. Çünkü az önce siz de ifade ettiğiniz gibi Kafkaslar'da yaşanan jeopolitik riskler özellikle bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü kardeş ülkenin yaşamış olduğu bir operasyon süreci var şu anda ve bölgede tansiyon arttı. Bugün Vladimir Putin doğum günü ve bugün ilk kez bir açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı'yla sık sık görüştüklerini, bölgede çatışma istemediklerini ifade etti. Yani Rusya'nın beklenen bu açıklaması bugün geldi. Dolayısıyla burada hem Suriye'de Türkiye'nin muhatap olduğu bir ülke, Ermenistan ve Azerbaycan'da da Türkiye'nin muhatap olduğu bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla jeopolitik risklerin tırmanma olasılığını ben güçlü görüyorum. Dolayısıyla jeopolitik risklerden beslenen altın ve gümüş fiyatları biraz daha agresif bir şekilde dalgalanabilir. Dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Amerikan seçimleri sürecinde altın fiyatlarında bir baskılanma var. Ancak ons tarafında, yani altının ons fiyatında ve Gramda gümüşün değil. ons fiyatında evet bir baskılanma var. Gram tarafını ayrı değerlendireceğiz biraz sonra. Çünkü dolar endeksinde bir toparlanma isteği gördük. 91 bandına kadar gerileyen dolar endeksi tekrar 94 bandının üzerinde. Şu an bugün mesela 93 bandının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolar hem içeride hem uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu korumaya devam ediyor ve değer kazanıyor. Tabii doların değer kazandığı süreç itibariyle emtia fiyatlarının baskılanması da sürpriz değil bizim için. 1860 dolar seviyesini altın ons fiyatında güçlü bir destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyelerin aşağısı kırılırsa, yani dolar endeksi tekrar 94 bandının üzerine ataklar gerçekleştirirse düşüşler 1835 belki de 1795 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ama kademeli alım yapmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatı ise 24-21 dolar aralığında, 24 dolar seviyesini aşağısına çekmelerde tekrar kademeli alımlar yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü dolar endeksindeki bu güçlü duruş devam ettikçe altın ve gümüş yatırımcıları dünyada da bir alım fırsatı yakalıyor. Bu özellikle Trump'ın testinin pozitif çıkması, yani salgına yakalanması ve tekrar Ve piyasaları iyileşmesi. endişeye neden olmuştu. Ciddi bir endişe vardı piyasalarda. Sonra taburcu olması ile birlikte piyasalarda biraz daha rahatlama oldu ve endeks tarafında hisse senetlerinde biraz daha iyimserlik gördük. Ben şöyle bir tahminim var, öngörüm var. Seçimlere kadar piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanabilir. Yani bu piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların mutlaka kafasını karıştırır. Bir bakacaksınız altının gram fiyatı 480 lira. Bir gün sonra bakacaksınız 470 lira. 2 gündür, 3 gündür bu senaryoyu biz görüyoruz. Altının ons fiyatı 1925 dolar. Akşam geliyorsunuz 1875 dolar. Bu dalgalanma bence Amerikan seçimlerine kadar devam edecek. Çünkü belirsizlik var. Trump kazanacak mı?
Biden acaba yeni lider mi olacak? Acaba nasıl bir politika izleyecekler? Evet. FED acaba bu süreci nasıl değerlendirecek gibi sualler hala masada o kalmaya devam ediyor. Yeni teşvik paketleri var. Tamam. Donald Trump bu teşvik paketini reddetti, kabul etmedi. En azından seçimden sonra yapacağını söyledi. Ancak Amerikan vatandaşları ya da yatırımcılar bunu kabul edecek mi? Acaba seçimi riske atacak bir Trump mı var karşımızda? Bence seçimlere kadar tekrar Trump yeni teşvik paketiyle alakalı bir onaylanmış bir açıklama yapabilir diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu da emtia fiyatlarında yükselişe neden olabilir. Bu Amerikan seçimlerine kadar emtia fiyatlarında dalgalı bir piyasa bizi beklediğini söyleyebilirim. Yani temkinli, sakin takip etmek lazım. Yani her düşüşü, inişler, çıkışlar olacak. Evet, her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada önemli olan şu, vatandaşlarımız hazır elinde tasarruf sahipleri birikimlerini yani al sat yaparak değerlendirmemeli. Yani şu anda piyasaların öngörülebilirliği çok zayıf bir noktada. Yani sabahki gelişmelerle akşamki gelişmeler çok farklı. Cuma günü bakıyorsunuz, Trump COVID pozitif çıkmış, hemen hastaneye yatıyor. Evet. Zaten hafta sonu girmiş araya, hiçbir pozisyon alamıyorsunuz. Pazartesi nasıl bir piyasa açılacak hiç bilmiyorsunuz. Bu belirsiz ortamlarda herkesin varlıklarına sahip çıkması gerekiyor. Yani uzun vadeli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Yani düştükçe altınımız var. Altın düşecekmiş, gümüş düşecekmiş diye hazır emtialarımızı satmamız gerekiyor. Uzun vadeli olarak görmemiz gerekiyor. Ev alırsınız, araba alırsınız, nakide ihtiyacınız olur, ihtiyacınız kadar bozabilirsiniz. Ama emtiaların ben kar amaçlı bozulmasını çok da tavsiye eden bir kişi değilim. Mümkün olduğunca elinize para geçtiği gün, o gün altın ve gümüşle takas yaparsınız. İlerleyen yıllar için bence çok mantıklı kararlar vermiş olursunuz. Evet. Siz şöyle bir tanımınız vardı. Sevgili Türker'le YouTube kanalınıza seyrettim. Çocuklarınız için kumbaraya gümüş atın diyorsunuz. Evet. Onu hakikaten çok beni etkiledi. Yani küçük evet. yatırımcı için bence çok önemli bir adım olur diye düşünüyorum. Yani bundan 20 yıl önce ya da 30 yıl önce gümüş farkındalığı kimsede yoktu. Yani yerli yatırımcılarımızda, vatandaşlarımızda yoktu. Yeni yeni fiyatlar yükselince bu farkındalık oluştu ki yaklaşık bir yıldır kamuoyunda sürekli gümüş gümüş diye insanlarda bir farkındalık oluşturmaya gayret ediyorum. Evet. Şimdi eğer bu farkındalık bizlerde olsaydı yıllarca gümüş biriktirmiş olurdu. Evet. Geç sayılmayız. Bunu evlatlarımıza yapabiliriz. Yani bu bir iyiliktir aslında. Evlatlarımıza başta tasarruf yapmayı öğreteceğiz. Bir kumbara alacağız. O kumbarasında biriken paraları hemen altına ve gümüşe çevireceğiz. Çünkü geçmiş tarihlere baktığınız zaman altın dünyada hiçbir zaman değeri kaybetmeyen bir emtia. Ve evlatlarımıza bu tasarrufları yaptırma alışkanlığına ancak bir tane oyuncak eksik alarak onun odasına kumbara koyarak ne istiyorsunuz? İşte ben araba istiyorum. Araba istiyorsan, oyuncak arabadan bahsediyorum. Araba istiyorsanız o zaman bu kumbara dolacak. Bu kumbara dolarken de her ay bunu altına ve gümüşe evet, çevirerek gümüş. De gümüş ve altın farkındalığı evlatlarımızda başlatmamız gerekiyor. Bu ne kadar çok erken başlarsa bence evlatlarımıza tasarruf amaçlı vereceğimiz en güzel tecrübelerden birisi olacaktır. Döviz için de birkaç cümle rica ediyorum. Aynı hareketlilik döviz piyasasında da beklenir mi? Evet, ben bekliyorum. Özellikle dolar kurundaki her geçen gün yeni zirveler test ediliyor. Aksi tarafında dolar endeksinde şu anda yükseliş var. Yani hem dışarıda dolar hem içeride dolar değer kazanıyor. Ben dolar tarafında biraz daha pozitif seyrin devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle dolar kurunun bu yükseliş trendi daha bitmedi. Önümüzdeki yıllar yine devam edeceğini tahmin ediyorum. Önemli olan şu, yıl sonuna kadar mutlaka olumlu haber akışları gelebilir. Mesela bir aşı bulundu haberi olabilir. Dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü trendler yaşanabilir. Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının farklı açıklamaları, olumlu açıklamaları olabilir. Bu tür gelişmelerle birlikte dolar kurunda bir gerileme görürsek dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mutlaka almasını ben tavsiye edebilirim. Tavsiye çünkü döviz kurlarında yani yabancı para birimlerinde ben yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki.
İslam Memiş, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler. YouTube sayfamıza bir keresi daha hoş geldiniz diyelim. Okurlar ve izleyiciler yakından takip edecekler. Biz de süreci takip ediyoruz ve tasarrufa yönelmeye de çalışıyoruz sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.